söylemek istiyorum bitirirken. Şimdi yakın zamanda çok fenasını yaşadık. Belediyelerin de sürekli kendi içerisinde bir kriz haline gelmiş olan bir durum var. Sokak hayvanlarını öldürmeyiniz. Bir. İkincisi, eğer sosyal ortamlarda sokak hayvanlarının dolaşmasını, onların kaza geçirip ölmelerini istemiyorsak aslında şöyle bir şey yapılabilir. Bu çok önemli. Gönüllüler tarafından sevilerek çünkü bakılması çok önemli. Tabii ki bir takım bütçeler ayrılması gerekiyor. Belediyelerin nasıl bir sürü şeye bütçe ayrılıyorsa buna da bir bütçe ayırıp o mahallelerdeki hayvan, kedilerin, köpeklerin böyle güzel yerlerde bakılıp hatta onlara bakmak için dediğimiz gibi gönüllüler, onlara seve seve bakacak olan gönüllüler, mama almak için herkes kendini kesiyor zaten. Onun için oraya böyle çok güzel bir şey yapıp bu kürekle kafa ezip öldürmeler, katrını batırıp yakmalar, bunlar aynı yapan kişilerin de aynı cezalara çarptırılması gerektiğini düşünüyorum ben. Bunların bitmesi gerekiyor. Tabii ki de sokakta mesela nasıl duyuyoruz? İşte bir tane çocuk giderken köpek ısırmış. Olabiliyor. O zaman ne yapılacak? Belediyelerin yapması gereken şey. Nasıl kanalizasyon patladığında boğulmamak için adamlar gelip onarıyorlar onları. Belediyeleri de aynı şekilde bu konuda hassas olup ve yani Türkiye'deki bütün şehirlerdeki büyükşehir belediyeler ve bütün ufak yaşam beldeleri dahil olmak üzere her yerde bunların yapılması gerekiyor. Çünkü bu bir sorumluluk. Şimdi biz Okan... Biz birilerini ısırmıyoruz ama zararlı olduğumuz zaman ne yapıyorlar? Alıyorlar bir kenara koyuyorlar değil mi? Orada da bakıyorlar, aç bırakmıyorlar, öldürmüyorlar. Ne yapıyorlar? Orada duruyorsun sen belirli bir süre. Hayvanlarla alakalı olarak da böyle yapmamız gerekiyor. Bu çok çok önemli bir şey. İnsanlar helak oluyorlar oralarda. Kendi hayatlarını tehlikeye atıp o arabaların arkasından öldürülmüş olan köpekleri ve kedileri kurtarmaya çalışıyorlar. Bunları duymak zorundayız. Bunları duymadığımız sürece büyüyecek bu. Büyüdükçe de rahatsızlıklar oluşacak. Onun için ricamız lütfen belediyelerin tatlı bir şekilde bu konuyla alakalı çözümlere bir an önce başlamaları. Belediyelerin böyle fonları var, tüm var, belediyelerin. Var. Ama ne yazık ki kullanılmıyor. Çünkü bunu kullanacak, bu organizasyonu yapacak zihniyette insan yetişmiyor maalesef. Bunlar da o yüzden oluyor. Evet. Güzel böyle orayı güzel bir örgütleyip oradaki insanların bunun, hayvanlarla ilgili olarak seven, onlara tatlı tatlı yardım edip onlarla beraber yaşamayı seven insanları toplayacaksınız bir kenara. Bunların isimlerini, soyadlarını alıp kardeşim sizin mıntıkanız burası. Bunlarla siz ilgileniyorsunuz. Alın bunun mamaları, alın bunların temizlik şeyleri, alın bunların işte veteriner şeyleri. Ayrılsın yahu. Ya Gökhan bunu bence ilkokullara ders olarak da yani evet, hayvan sevgisini ona koymak. Peki tamam. Çünkü bu... Çok teşekkür ederiz. Sana bir şey söyleyeyim. Şahane diyaframın var. Neyin var? Diyaframın. Benim mi? Bir başlıyorsun gidiyor yani hiç nefes almadan vermeden. İşte asıl onda var. Onda nasıl şarkı söylüyor? Onda bir diyafram seni var. Seni konuşurken ki. Onda bir diyafram var bizim aramızda. Onda bir diyafram var. Böyle. Hocam yaşlandıkça diyafram ne olur? Hani her şeyin ne olduğunu anladık da diyafram ne olur? Hakikaten bunu merak ediyorum. Siz yani bir hekim olarak da bir direkt sizin konunuz olmayabilir ya ama. Ya direkt konum değil ama normalde kasları sonuçta bir zayıflama oluyor ve vücudun tüm kaslarında ama aynı zamanda dokularda da bir... Mesela Selçuk Yöntem çok yaşlı olduğu halde yani Selçuk Yöntem biliyorsun Ahmet Yostan sevgili dostum, abim, her şeyim sürekli her programda ona böyle bir laf atarım. İnanılmaz derecede yaşlı olduğu halde onun diyaframına hiçbir şey olmuyor. Nasıl oluyor? Efendim, burada genetik dönem. Hayır. Hocam, acaba pratik ve teknik üstünlük falan. Tabii ki genetik ve egzersiz. Egzersiz. Beyefendi hangi kası çalıştırırsanız spor. O güçlenir. Doğru mu? Hocam doğru. O konulara girmeyelim. Evet yani onu size uyarıyorum. Hangi kas çalışırsa güçlenir. İşte hangi kası çalıştırırsan o güçlenir. Hangi kası çalıştırırsak o güçlenir. Hangi kası çalıştırmayı tercih ederseniz evet. O kas güçlenir. Peki. Ama doğru çalıştırmak lazım. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben çok ufak bir şey söylemek istiyorum özellikle. Şimdi hepimiz yine kendi yolumdanın... Yalnız orada bir yanlış bir yere doğru gidiyoruz. Efendim cinsel organlarımız kas mıdır, kıkırdak mıdır? Ben bunu size sormak istiyorum. Süngerimsi dokudur, içine kan dolar. Peki süngerimsi doku ve içine kan dolduğuna göre biz o kası çalıştırabilir miyiz? İçinde düz kaslar vardır ama tabii ki bu kası istemli olarak... Yani vücutta bir istemli kaslar vardır, kol kası gibi. Evet. Bir de istemsiz kaslar vardır. İstemsiz kas mıdır o kası? O istemsiz o kas da değildir, süngerimsi dokudur. Hayır, süngerimsi dokunun etrafında istemsiz kaslar vardır ama... Onun için peşinden gidip hayatımız boyunca hayatımız kayıyor. Ben o bir sünger parçası ama için. Ama o istemsiz kas nasıl? Biz isteyerek olmuyor. İlk defa... Bir şey gördüğümüz
aynı zaman. Televizyonculuğumuzda cinsel organları istemsiz kas ve süngerimsi doku olarak geçiriyoruz. Ama çok bundan önemli. Sonra da dünya nesilden nesile dönüyor. Böyle aktarılsın. Beyefendi, bilim denilen bir şey var. Dersin. Böyle ifade ediyor bilim bunu. Biz istemsiz olarak yiyoruz ama karşıda bir uyaran olduğu zaman beyin özel bir mekanizma var. Oluyormuş bazen. Kendi kendine olursa. Ya arkadaşım o hareketi. İstemsiz kas. Bu konu arkadan ben anlatayım. Üç tane yolu var. Peki bir dakika, şöyle söylemek istiyorum. Zaten bu kasın adı, yani oradaki süngerimsi dokudaki kaslar istemsiz olduğuna göre bütün erkekleri çok ferahlatan bir program finali olmadı mı? Yani sizin evet. bölümün finali. Bu müthiş. Yani bütün erkekler deneyecekler istemsiz. Ben bu bitmeden... Süngerimsiz. Ve de süngerimsiz. Yani bunu ne kadar methedilmesinin ne anlamı oldu ben hiç anlamadım. Ben çok önemli bir şey